Sevgili izleyiciler, ikinci sayfadan günaydın. Gülşen, bazen seyirci aramızda ne konuştuğumuzu merak ediyormuş. Yazıyorlar. Ne konuşuyoruz? Ne konuşuyoruz? Sen söyleyeyim burada, patlayalım diyorsun. Evet, patlayalım. Valla bir şey itiraf edeceğim. Ben henüz açılamadım. Sevgili yönetmenimiz Yaşarcığımız bize çok güzel kahveler getirdi. Evet. Birazdan bir tane daha içeriz. Kendimize geliriz diye düşünüyorum. Güzel fincanlarımız. Hala, güzel hala adapte içelim. Olamadım. Onu söyleyeyim sana. Evet. Bak bugün benim mumum var. Mumun var elinde. Bakayım evet. Resme de bakalım. Çok şık. Çok şık gerçekten. Evet. Yaşarcığımıza. Teşekkür ediyoruz. Efendim ikinci sayfa sadece konularıyla değil konuklarıyla da ses getirmeye devam ediyor. Hatırlarsanız geçen pazartesi günü sosyal medya fenomeni Ece Ronay konuğumuz oldu. Programda davalık olduğu Mehmet Ali Erbil ile ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Mehmet Ali Erbil TikTok'tan günlük 70 bin lira ile 100 bin lira arasında para kazanıyor dedi. Ece'nin bu iddiasına Mali'den şöyle yanıt geldi, izleyelim. Ece Ronay geçen hafta katıldığı ikinci sayfa canlı yayınında TikTok yayınlarına başlayan Mehmet Ali Erbil'in günlük 70 ile 100 bin lira arasında bir gelirinin olduğunu açıklamış. Müge ve Gülşen'in ağzı resmen açık kalmıştı. Mehmet Ali Erbil TikTok'tan asla vazgeçmiyor. Sevdi orayı, o platformu. Yok, günlük 70 bin lirayla 100 bin lira arası bir para kazanıyor orada. Ciddi misin? Evet. Ciddi misin? Yani gönderilen hediyeler falan o civarlarda bir para kazandığı için vazgeçmiyor. Ağzımı kapatın. Niye? Günlük 70 bin TL mi? Çok şey kadınlarla yayın yapıyor işte, TikTok'un bilinen çok hediye alan fenomenleriyle yayın yapıyor. İkinci sayfa ekipleri iddianın merkezindeki Mehmet Ali Erbil'e ulaştı. Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşlarıyla yemeğe gidiyordu. Abi yeni araba mı? Yeni aldı, elden düştü. Hayır, herkes tamam, ikinci abi. El alır, ben dördüncü el aldım. Dördüncü. İyiyiz, teşekkürler. Mehmet Ali Erbil TikTok'tan günde 100 bin lira kazanıyor mu? Mehmet Ali Erbil ikinci sayfada gündeme gelen TikTok'ta günlük 100 bin lira kazandığı iddialarına ilk kez cevap verdi. Çok para kazanıyor diyorlar. Yok öyle paralar yok günlük yani. Günlük 100 bin lira diyorlar. Ayda 6 trilyon eder. Farkında mısınız o parayı? 3. Ya 3 mü ediyor? Ulan az söyledim be. Ne kadar şu an peki Mehmet Ali Erbil'in günlük kazancı TikTok'ta? 3 diyorsunuz. 5'te de adalara vapur var. Yok öyle öyle belli oluyor. Yani. Ne kadar şu an gördüğünüz en zirve olarak ne kadar kazandınız bir yayında mesela? Yani hiç bakmadım valla. Ben ilgilenmiyorum. Yani onu söyleyenler, yorum yapanlar herhalde benim mali danışmanlarımdan daha iyi biliyorlar. Çünkü mali danışmanım bile o kadar bilmiyor yani. Mehmet Ali Erbil tam olarak yalanlamıyor aslında. Evet, ortadan konuşuyor. Laf çevirme derler ya, o işi de gayet iyi bilir. Laf şambazlığı yapıyor. Aralara espriler sıkıştırıyor ve konuyu kaynatan öğrenci gibi gördük kendisini. Peki sana sorayım, günlük 100 bin TL kazansa gerçekten Ece Ronay'ın dediği gibi, ki Ece Ronay zaten TikTok yıldızı olarak bilindi. O piyasayı gayet iyi biliyor. Söyler mi? Evet, günlük 100 bin lira kazanıyorum. Söylemez. Bu da aylık 3 milyon yapıyor. Bunun da vergisi şu kadar. Söylemez. Der mi? Demez. Eskiden sadece fotoğraflarımızı paylaşırdık. Videolarımızı, yediklerimizi, içtiklerimizi, gittiklerimizi, tatillerimizi paylaşırdık. Şimdi Instagram, TikTok tamamen iş platformu haline döndü. Oralardan çok ciddi gelirler elde edebilirsiniz eğer gerçekten iyi içerikler üretirseniz. Yoksa öbür türlü daha kısa süreli kazançlar elde edersiniz. Instagram daha içerik günlük üretmeye yönelik de TikTok'ta biraz ayar. TikTok'ta da biraz içerik geçiyor. Gerekiyor. Sürekli ayağını göstermekle ya da ne bileyim sürekli çorabını değiştirmekle, çorap değiştirmekle sürmekle olmuyor. Bir yere kadar tabii. Evet. Günlük 100 bin lira, 70-100 bin lira kazanıyor mudur? Ama şunu duyuyoruz. 10 bin, 30 bin, 50 bin arası kazananlar var günlük. Günlük kazananlar günlük. Var. Yoksa bazı TikTok yıldızlarının çok kısa sürede böyle lüks arabalar, en iyi yerlerde, semtlerde evler, tatiller, takılar, onlar bunlar. Yani bunları elde etmesi mümkün değil. O paralar nereden geliyor? Hepsi sponsordan gelemez. Ya şeye de bakıyorum, YouTube'a da bakıyorum. Örneğin diyor ki kendini o platformdaki yıldız bir çift ya da kişi... ben diyor dalının en iyi içerik üreticisiyim diyor. Ben de diyorum ki bir izleyeyim bakayım, geri kalmayayım. Ya Gülşen bak sana yemin ediyorum ki 45 dakikalık yayının 35 dakikası diye gülmekle geçiyor. Bu mu içerik yani? Kimden, ya da, ya da bir şey
atıyorum yola çıkıyor abi ne haber domatesin kilosundan haberin var mı senin? Bu mu içerik yani? Ben senin kimden bahsettiğini çok iyi biliyorum. O yani kızımız... ağzı bu kadar açıp 32 dişi gösterip gırtlaktan korkunç bir gülmeyle bir içerik mi üretilir? Arada gül, gülmek kadar güzel bir şey yok ve ben gülen insana hayranım. Ve ama o kızımız 35 içerik dakika... konusunda çok iddialı. Sen şu an isim vermiyorsun. Kimi hedef aldığını da çok net bir şekilde anladım. Bir belki kişi daha var. Seyircilerimiz de anlamıştır. İki kişiler biliyorum. Bir tanesi içerik konusunda çok iddialıyım. Çok başarılı içerikler üretiyorum diyor ama şunun farkında değil. Yavaş yavaş düşüşe geçti. Evet. Yani evinin kapısını açtı. O yetmedi artık. Yatak odasının kapısını açtı. O yetmedi artık. Tuvalette duran kremlerine, şampuanlarına çünkü kadar gösterdi. Çok tamam ev da artık gösterdin bir yere kadar bitti evet. Artık tıkandın. Ha, şöyle bir şey olursa bakarım hani gülmelere tahammül edebilirim. Böyle ilginç insanların evleri, sanatçıların evleri, ünlülerin evleri ama o da bir yere kadar. Çünkü bir yerden sonra insanlar sana kapısını açmıyor. Merak niye mahremini gösterdin? Merak ettiğim bir ev, bir ünlünün şeyi kaldı mı böyle özel hayatıyla ilgili bilgisi falan? Özel hayatla ilgili bilgi artık sana kendileri söyleyeyim. O kadar ifşa ediyorlar ki. Her şeyi paylaşıyorlar. Evet ama şu ağzı buraya kadar getirip yüksek tonda kahkaha bir videonun 45 dakikalık bir videonun 30 dakikasını almamalı yani. Bir evet. De böyle yalandan ufak tefek sakarlıklar, saçmalıklar yapıyorlar. Onlar da gerçekmiş ay, gibi. Ay bunu ters giymişim falan etiket de orada. Ama neyse konuya dönelim. Mehmet Ali Erbil'in ben bu işten keyif aldığını düşünüyorum. Evet. Gelen hediyelere de kim hayır diyebilir? Ben hayır diyemez tabii kendisi. Tabii ki ama şu var bir dönem işte bir... çarkı felekle milyonlara evet. Hediye dağıtan insanlar ona hediye versin diye yalvarıyordu. Ama lütfen Mehmet Ali Bey bana yardımcı olun diyordu. Mehmet Ali Erbil şu anda TikTok'ta ve insanlardan hediyeler talep ediyor. Şaka yapıyorum diyor ama ne kadar şaka onu da bilemeyiz. Evet. Tabii canlı yayınlar oralarda da canlı yayınlar yapıyorlar. Her zaman risktir. Bunu da en iyi bilen Mehmet Ali Erbil'in kendisidir. Ta kendisi. Evinin bahçesini insanlara ne kadar çok açarsan o kadar çok değişik insanlar girer. Orada sana küfür de edebilirler, hakaret de edebilirler. Ve kendini çirkin bir ortamın içinde de bulabilirsin. Yani... Bir zamanların işte henüz ekrana tekrar bir dönüş yapmadı ama nereden baksanız hani bir tiyatro geçmişi de var. Eğitimine baktığınızda ve Mehmet televizyon geçmişine baktığınızda Mehmet Ali Erbil'i TikTok'ta o insanlarla tartışma, küfürleşme yaşarken görmek biraz üzücü geliyor yani. Ve keşke Mehmet Ali Erbil'i de tekrar ekranlara dönse, keşke tekrar çarkı felek yapsa değil mi? Evet. O sempatik günlerine geri dönse. Kesinlikle o onun işi çünkü. Temennimiz bu. Evet.